Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün inanılmaz heyecan duyduğum bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoyu ben hazırlamıyorum. Yani ben hazırlamıyorum derken ben oynamıyorum, ben çekmiyorum. Kaptan Tsubasa'nın PC, PlayStation ve Xbox, aynı zamanda Switch platformuna çıkacak yeni oyunu duyuruldu arkadaşlar. Duyurulduğundan beri ben bir gameplay bekliyordum. Oyun oynanış videosu falan bekliyordum. Ve bu nihayet geldi. Ben de gelir gelmez sizlerle beraber hem bu videoyu görüp izleyip aynı zamanda değerlendirmek istedim. Şimdi arkadaşlar, son zamanlarda PES ve FIFA'nın dışarısında bir futbol oyunu yok. PES zaten bayağı bir gerisinde kaldı. FIFA'nın FIFA aldı başını gitti. Geçenlerde, bundan bir hafta 10 gün önce, bu arada videoyu da izliyorum. Hakikaten çok duygulandım ya. Ben bununla ilgili anılarımı da anlatacağım. Geçenlerde Burak'la beraber yine FIFA oynarken demiştim ki, ya dedim Burak, bir tane böyle futbol oyunu çıksa da hani bu ikisine kalmasa piyasa, sadece rekabet artsa, artı böyle biraz daha farklı bir futbol oyunu, işte çılgın çılgın şutların atıldığı, eski Atari sahipleri bilirler, Gol 3 diye bir oyun vardı arkadaşlar, çok komik bir oyundu, muhteşem bir oyundu, hani Gol 3 tarzı bir oyun çıksa filan dedik, bunun muhabbetini yaptık. Bir hafta sonrasında Kaptan Tsubasa duyuruldu. Duyurulduğundan beri gerçekten çok heyecanlıyım ben, çünkü çok severim Tsubasa'yı. Neden? Ortaokul zamanımdaydım. Bu arada kadrolar da açıklandı. Maç başlıyor arkadaşlar. Gameplay'ini bir ilk defa izliyorum ben de şimdi. Vallahi şu an... Lan çok iyi. Tsubasa. Aa, aldı bizim oğlan. Oo. Ha, onu anlatıyordum arkadaşlar. Şimdi ben ortaokul zamanımdan beri... Ne ya? İlkokul zamanımdan beri Tsubasa'yı izlerim. Sabah okula giderken çok erken saatte başlardı bu çizgi film. Bir taraftan da oyunu kaçırmamaya çalışıyorum. Bayıldım yani oyunun şu anki görüntülerine. İşte saat 6 gibi başlardı çizgi film. Hemen geçerdik başına. Tsubasa'yı izlerdik falan. Tsubasa bir şut atardı. O top 3 gün sonra kaleye giderdi yani. Top böyle... Bir taraftan sahayı gösteriyor. Atari oyunlarındaki gibi. Wow, drive şutu çekti. Oğlum bu kaleci kim lan? Vakabayaş değil bu kaleci. Başka bir kaleci. Ah, Hugo. Benim en sevdiğim karakter Hugo bu arada. Neyse, çocukluğumdan beri sabahları erkenden kalkardım. Normalde okul için uyanamayan ben Tsubasa olduğu zaman tıkır tıkır kalkardık arkadaşlar. O yüzden anılarım depreşiyor biraz böyle. İlkokul zamanlarıma kadar gidiyorum. Ortaokul zamanları filan. Tsubasa'nın en son oynadığım oyunu benim PlayStation 1'deydi. Herhalde yanlış şey. PlayStation 3'teydi. Düzeltiyorum. PlayStation 3'te bir oyunu vardı. Onu oynadım. İsmini tam unuttum. Neydi tam, devamlı bir şeyleri falan vardı ama. Yani Tsubasa'nın oyunu işte. Orada oynadığımda gayet keyifliydi. O da gayet güzeldi. Ama şimdiki arkadaşlar PC platformuna da çıkacak olması beni inanılmaz heyecanlandırdı. Çünkü oyun... ya bende PlayStation yok. Dolayısıyla sadece PC için oynayabileceğim bir ortam var evimde. PC için çıkarılması da benim için mükemmel bir durum oldu. Şimdi gelelim oyunu yorumlamaya arkadaşlar. Ben şöyle bir izlediğim de şu ana kadar. Bu arada yapımcısı Namco Bandai çevrimiçi modlarının da olacağını söylüyor. Ve aynı zamanda FIFA oyuncularını falan bile cezbedebileceğinden bahsediyor. Yani öyle bir iddiası var. Ondan sonra hani nasıl olacak, nasıl yapacaklar, işte çevrimiçinde nasıl olabilir diye düşünürken şu anda böyle bir gameplay videosu geldi. Baktığım zaman şu güzel olmuş. Bunun PlayStation ve Atari oyununda arkadaşlar, şu ana kadar böyle bir şey görmedim izlediğim oyun görüntülerinde. PlayStation ve Atari oyununda şey yoktu. Hani akıcılık yoktu. Nedir? Giderdin bir seçenek şeması açardın. Oradan pas atacağın yeri seçerdin. Kime atmak istediğin... Oo, ne oluyor lan? Yapamadılar, araya girdi. Hani sen seçerdin, pas at, kime atayım şunu at derdin. Ondan sonra topu atardı. Şansına giderse gider. Ya da defans oyuncusu araya girerse girerdi. Şimdi tabii oyun dolayısıyla çevrim içi modda barındıracağı için bunun bir şekilde dengelenmesi gerekiyordu. Ve şu an gördüğüm kadarıyla oyun gayet akıcı. Yani bildiğin FIFA oynar gibi oynayacaksın. Kimseyi beklemeyecek herhalde. Yani ben onu düşünüyordum lan Atari oyununda, çünkü menüye gir, pası seç ya da ortayı seç ya da şut atmayı seç. Hangi şutu atacağını seç. O zaman diyorum karşısındaki herif ne olacak? Onun hangi hareket yapmasını bekleyecek mi böyle oturup falan diye düşünürken. Şu gördüğüm görüntüler bu... ulan oğlum kaleci rahat rahat Tsubasa'nın drive şutunu kurtarıyor bu arada. Nasıl bir kaleciyse. Bahsettiğim konunun bu şekilde olması benim yüzümü güldürdü arkadaşlar. Gayet güzel olmuş. Hani çok fazla konuşuyorlar tabii. Ha, bu arada benim dilim, biliyorsunuz benim gayet iyi anladığım bir dil. Japonca. Allah'tan Japonca konuşuyorlar. Ben
bütün konuşmaları anlayıp size anlatabilirim. Japoncamı çok iyi biliyorsunuz. Yayınlarımı izleyenler bilir. Tsubasa'yı gerçekten böyle görmek beni yine inanılmaz heyecanlandırdı. Bakın yaşım 32 arkadaşlar. 27 Ocak'ta 32 olacağım tam olarak ama sorun değil. 3-5 gün öncesinden de aynı şeyi hissedebilirim. İnanılmaz heyecanlandım ya Tsubasa'nın oyununu gördüğüm zaman. Düşünün ki size videosunu göstermek istedim gameplay'ini. Şimdi benim şu ana kadar izlediğim gameplay'de sanırım Tsubasa'yı bir gerçek oyuncu yönlendiriyor. Tsubasa'nın takımını, Nankatsu'yu. Nankatsu'yu gerçek bir oyuncu yönlendiriyor. Karşısındaki de herhalde bot. Yapay zekaya karşı oynuyor. Dediğim gibi çevrim içi modları da olacak. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Ben Hyuga hayranı bir adamım. Yani bana göre oyunun en karizma, en muhteşem karakteri Hyuga. Hyuga'nın Tiger şutu var. Çok meşhur Tiger, kaplan vuruşu vardır. Aa, aldı benim oğlan ama hemen kaptırdı. Onun şutunu merak ediyorum açıkçası. Acaba şeyi nasıl oldu? Animasyonu falan nasıl oldu? Onu merak ediyorum. Drive shoot geliyor. Muhtemelen bu gol olacak çünkü kalecinin gücü bitmişti. Banyo, bunu da mı tuttun? Oh! Ah, tamam şimdi oldu. Tamam şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar oyunun mantığı şöyle işliyor anladığım kadarıyla. Bütün karakterlerin staminası aynı zamanda bir güç dengesi var. Yani bir güç çubuğu var. Siz şut attıkça kaleciden bu güç düşüyor. Dolayısıyla kalecinin gücünü çok düşürmemek için sen atak yapan futbolcunun önüne geçip bir şekilde engellemen gerekecek. Yoksa 3-5 tane drive shot çıkartır ama ondan sonrasını yiyor belli ki kaleci de. Acaba şimdi bundan sonra atılan her şutu yiyecek mi? Çünkü gücü bitti. Bak onu merak ettim. Şunu bir görebilirsek sevineceğim. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor oğlum şu anda? Oha, oradan şut attı. Aa, tuttu. Ha bak, gücü biraz artmış, tamam. Gol yedikten sonra sanırım birazcık gücü artıyor. O güç ne kadar yüksek olursa sizin atmış olduğunuz şutları kaleciler o kadar fazla kurtarıyor anlamına geliyor. Dolayısıyla gücü yüksek tutmak lazım. Bak, az önce kullandığı karakterin mesela canı güç seviyesi biraz düşüktü. Şimdi bir şey yaparken arkadaşlar üstlerinde bir de iki tane yani farklı seçenekler çıkıyor. Bakın birazdan mesela şu an ona dikkat edin. Goal Hunter demiş mesela. Onu acaba kendin mi seçiyorsun Goal Hunter diye? Yoksa karakterlerin kendi özellikleri mi? Şut atarken kendisi mi yukarıda yazıyor? Orayı tam anlayamadım. Şey mi var acaba? Hani topla koşarken bir taraftan da yapmak istediğin şeyi yine seçerek mi oynuyorsun diye düşündüm. Ama işin içinden çıkamadım. Aldı benim Hyuga. Ohoho! Hyuga'nın en sevdiğim çalımı. Geliyor kaptan şutu, geliyor muhtemelen şimdi. Oğlum çok güzel ya, yani bu %100 gol olur. Bulabuk tutamaz bunu. Hayırdır oğlum? Hyuga vuruyor topa. Hyuga oyunun yani en karizma karakteri bence. Replay'ine bak. Atari oyununda da herkesin üstüne koşar böyle devirir, öyle gol atardı. Hyuga'nın öyle bir özelliği vardı. Bir de şey meşhurdur. Şu kolları böyle kıvırır yukarıya kadar. Askılı bir şey, askılı gibi olur onun forması. Bir tek ona özeldir yani bildiğim kadarıyla. Tsubasa evreninde bir tek o formayı o şekilde giyen Hyuga abimiz. O yüzden onu çok severim. Evet, Tsubasa. Oo! Gerçekten muhteşem ya. Bu oyun artık çıksın da oynayalım tadındayım ben. Umarım böyle en kısa zamanda çıkartırlar. Yani çıkar çıkmaz hemen alacağım. Ya da ön sipariş falan varsa şu anda hemen ön siparişi alıp basacağım. Ya anlatamam size içimdeki heyecanı. Gerçekten beni son zamanlarda hiç bu kadar bir şeyin heyecanlandıracağını düşünmedim oyunlar içerisinde. Bir de hiç duyurulmadı, anlatılmadı bu. Hani işte yeni Tsubasa oyunu geliştiriliyor falan filan gibi bir şey de yok ortalıkta. Pat diye işte geliştiriliyor diye haber çıkınca ben havalara uçtum. Üstüne bir de şimdi gameplay videosu yayınlandı. Yaklaşık 1 saat önce yayınlanmış. YouTube'da gezinirken açtım bir hemen. Başında dedim durdurayım ben, dedim bunun bir videosunu çekeyim. Daha hemen izlemeden önce sizlerle dedim paylaşayım fikirlerimi, görüşlerimi. Yani güzel olacağını düşünüyorum. Sadece PES ve FIFA'nın bulunduğu ortamda şu an futbol oyunlarında alternatif böyle bir futbol, fantezi futbol diyelim. Fantezi futboluna en iyi yapabilecek oyunlardan bir tanesi Tsubasa'ydı. O yüzden Namco Bandai buradan sana kocaman yürek dolusu sevgiler. Vallahi beni mest ettin. Bundan sonra senin oyunlarına böyle aşkla bakacağım. Namco Bandai. Zaten oyunların çok efsane. Ama şu oyunu getiriyor olman beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Hatta ben bu yüzden oturup Tsubasa'nın tekrar çizgi film serisine başlayıp baştan sona izleyeceğim. Çünkü ben onu seyredememiştim sonuna kadar. En son bir ara bakıyordum hani baştan sona oturup izleyeyim diye. Bir drive shot daha geliyor bu arada. Hadi bakayım. Artık kalecinin gücü kalmamış belli ki. Şu an öyle bir ortam var ki Tsubasa vuracak gol olacak, Hyuga vuracak gol olacak. İlk hangisi oraya ulaşıp şutu atarsa
olay gider. Bak Hyuga geliyor şimdi. Yine aynı çalım. Çünkü staminası çok yüksek gördüğünüz gibi henüz. Hop. Tiger Shoot geliyor. Bu kaleyi çıkartamaz. Mümkünatı yok. Yani bunun kim olduğunu pek bilmiyorum açıkçası ama diğer kaleci Wakabayashi Kenzo'yla kafa kafaya hemen hemen onunla aynı derecede olan bir kaleciymiş. Wakabayashi'ydi ismi. Kenzo diye de geçiyordu herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam Kenzo muydu? Ama Wakabayashi'den eminim. Kenzo diye de isimlendiriliyordu diye hatırlıyorum. Hani söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tuşu basalım oyunu geliyor kısacası. Bu hem PlayStation'a hem PC'ye hem Xbox One'a hem de aynı zamanda Nintendo Switch'e gelecek bildiğim kadarıyla. Zaten Switch'e gelmezse olmaz bu oyun. %100 gelir. Ve vallahi gördüğüm en böyle beni heyecanlandıran Cyberpunk'ı falan geçti bak düşün. Ben Cyberpunk meraklısı bir adam olarak uzun süredir bekliyorum. Bu oyun geçti abi. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Sizler de Tsubasa'nın bu oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Kafanızda bazı sorular var mı? Nedir, ne değildir? Ha bir de bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adamlar koşarken sanki yerlerinde sayıyorlarmış gibi. Yani ileriye doğru gidemiyorlarmış gibi geliyor. Öyle tahmin ediyorum ki PlayStation oyununda, Atari oyununda ve aynı zamanda çizgi filmlerinde de bu karakterler koşarken saha bir türlü bitmezdi. Belki hatırlarsınız izleyenler. Sahabeyi bir türlü bitiremezlerdi. Koşarlardı, koşarlardı filan. Koşarken bir taraftan düşünmeye başlarlardı. Kamera yüzlerini çekerdi. Hoca, 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 hoca. Bir şeyler söyleyip de dururlardı böyle. Tabii biz onları Türkçe dinlerdik. Yani muhtemelen bundan dolayı bu şekilde mesafe kat edemiyorlar gibi görünüyor diye düşündüm. Bakalım tabii oyun çıktığı zaman çok daha detaylı bilgilere sahip olacağız. Oyunun çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir şu anda bir tarih yok. Bilmiyorum daha doğrusu varsa da. Ben bu videoyu hazırlarken henüz bilgim yok. Ama olursa da onunla ilgili de bir video daha hazırlayabilirim isterseniz eğer. Yorumlarda belirtirsiniz fikirlerinizi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ben şu videoyu bitireyim. Kendinize çok iyi bakın. Kaç dakika olmuş ya? 12 dakikadır konuşuyorum ben burada size. Vallahi nasıl heyecanlandıysam zaten video bitmek üzere. Umarım telif yemez. Yerse de sıkıntı yok artık. Yapacak bir şey yok ya. Ne yapayım? Ben şimdi bunun gameplay videosunu size ulaştırmıyorum. Tsubasa'dan size bahsederim. Görüşmek üzere.